Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz canlıların ortak özellikleri ile ilgili soru çözümü yapacağız. Bugün sizle gençler canlıların ortak özellikleri çok önemli bir konu hatta 9. sınıfının ilk dersinde canlıların ortak özelliklerini görmüştük. Eğer soruları hatırlamazsanız konuları tekrar etmek isterseniz diye de tabii ki kitaplardan sayfalarını göstermiş olayım gençler sayfa 12'de canlıların ortak özellikleri başlıyor ortak özellikleri anlattıktan sonra ortak özellikler ile ilgili karma test 0'dan 9'a da karşımıza çıkıyor sayfa 21'e kadar olan kısımdan 0'dan 9'a tekrarınızı yapabilirsiniz hemen 9 dinamodan da söyleyeyim zaten ilk konumuzdu canlıların ortak özelliği sayfa 14'ten başlıyorsunuz ortak özelliklerin karma sorularının çıktığı. sayfa 19'a kadar da çözerseniz konuyu tekrar etmiş olursunuz diyeyim hazırsanız tabii ki soru çözümüne başlayalım. <laughs> İlk sorumuzu biz de Dinamo Soru Bankamızdan seçtik. Gençler belirtilen özelliklerin tümüne sahip canlı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Birinci bilgimiz ne? Heterotroftur demiş. Heterotrof olmak ne demekti? Besinlerini dışarıdan hazır olarak almak yani tüketici olmak anlamına geliyordu seçeneklere baktığım zaman da ağaç çiçeği bitkisinin üretici bir canlı olduğunu, algin de üretici bir canlı olduğunu görüyorum. İkisini ileyiyorum. Yer değiştiremez dediğimiz zaman sakın hareketle karıştırma bunu. Yer değiştirmek başka bir şey, hareket etmek başka bir şey. Hareket etmek tüm canlılarda ortaktı. Bazı canlılar pasif hareket, bazı canlılar aktif hareket edeceklerdi. Yer değiştiremez dediğimiz zaman paramesyum dediğimiz canlı silleriyle tabii ki yer değiştirebilecek Yunus da zaten hayvandır suyun içerisinde gidiyor biliyorsunuz memeli bir canlı bu da yer değiştirebilecek cevabımız çıktı bakalım diğerleri içinde doğru mu çok hücrelidir diyor şapkalı mantar dediğimiz pizzaların üstüne yemek olarak yediğimiz mantarlar var ya tabii ki çok hücreli canlılar oksijenli solunumda tabii ki yapıyorlar yani iki tanesini bilip eleme yaptığımız zaman cevabı zaten bulabildik. Diğer bir sorumuza da geçiyorum. Aşağıdaki canlılarla ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre bu bilgiler doğru ya da yanlış olarak cevaplandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur diyor. Biz hemen doğru ve yanlışları işaretlemeye başlayalım. Tek hücreli tüm canlılar prokaryottur diyor. Hadi oradan. Tek hücreli canlılardan bakteriler ve arkeler prokaryot canlılardı ama Amip, Öglena, Paramesyum gibi tek hücreli olup ökaryot hücre yapısına sahip olanlar da vardı. Yani bu bizim için yanlış. Ototrof beslenen tüm canlılarda kloroplast bulunur demiş. Bir kere kloroplast sadece ökaryotlarda bulunur. Kendi besini kendi üreten bakteriler de var. Bunlar sitoplazmalarındaki klorofil pigmentiyle besin üretebiliyorlar. Tüm canlılarda dediği için bu da bizim için yanlış. Tüm canlılar yaşamak için oksijenli solunumla ATP üretmek zorundadır demiş. ATP üretme kısmını kabul ediyorum. Tüm canlılar ATP üretmek zorundadır ama tüm canlılar oksijenli solunum yapmaz ki. Bazı canlılar oksijensiz solunum, bazı canlılar ise fermentasyon dediğimiz olay sayesinde ATP üretiyorlardı. Homeostaziyi sağlamak amacıyla canlılar vücutlarındaki fazla ve zararlı maddeleri uzaklaştırmak zorundadır. Bu da boşaltım yapmak anlamına gelir. Tüm canlılar vücutları için zararlı olan maddeleri zaten uzaklaştıracaklar. Biz üç tane yanlış bir tane doğru olan seçeneği aradık. Yani cevabımız E'ye düşmüş oldu. Geliyorum diğer bir soruma. Hücrelerde meydana gelen anabolizma ve katabolizma tepkimelerinin tamamına birden metabolizma denir diye bize bilgimizi vermiş. Olaylarından anabolizma ve katabolizmaya ait olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir diyor. Biz bir ipucu vererek böyle kısaltma yaparak aklımızda tutabiliriz, kodlama yapabiliriz demiştik. Metabolizma yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamı. Anabolizma dediğimiz zaman hangi tepkimelerdi? Yapım tepkimelerdi. Anadan aklımızda kalabilirdi. Anneler ne yapar? Küçük küçükleri bir araya getirir. Yani küçük bir şeyden büyük bir şey sentezleniyor bu yapım tepkimesidir. Katabolizma katletmekten aklımızda kalacaktı. Yıkım tepkimesi anlamına geliyordu. Eğer sen büyük bir şeyi kendini oluşturan daha küçük şeylere parçalıyorsan, bu da katabolik bir tepkime olacaktı. Sen en sayıda amino asiti bir araya getirip bir polipeptit sentezlediysen en eksi bir sayıda da su açığa çıktıysa bu bir dehidrasyon tepkimesidir. Küçük küçük şeyler bir araya gelmiş büyük bir şeye dönüşmüş. O zaman bir ile gösterilen tabii ki bizim için anabolizma tepkimelerine örnek yani yapım tepkimesi olacak. Glikoz oksijenle tepkimeye girmiş. Karbondioksit ve su açığa çıkmış. Bu ise bizim için solunum tepkimesiydi. Büyük molekül kendini oluşturan daha küçük birimlere dönüşmüş. O zaman bu katabolik bir reaksiyondu. Katabolizmaya örnekti. Karbondioksitle su bir araya gelmiş. C6H12O6 yani besin sentezlenmiş. Aslında şuraya ne demiştik? Oksijenli solunum. Burası da bunun tam tersi olan fotosentezdi. Fotosentez ise bir yapım tepkimesidir. Yani anabolizma tepkimelerine örnektir. Nişastayı suyla tepkimeye sokmuşsun, onu daha küçük birimlere dönüştürmüşsün. Bu da tabii ki katabolizma tepkimelerine örnek olacak. E şöyle bir baktığımız zaman anabolizma tepkimelerine 1 ve 3'ün örnek olduğunu, katabolizma tepkimelerine de 2 ve 4'ün örnek olduğunu görüyoruz. Cevabımız da tabii ki B'ye düşmüş oldu diyeyim. Diğer bir soruma da geçiyorum. Aşağıdaki tabloda canlılarda görülen bazı özellikler verilmiştir. Tablodaki özelliklerden ortak olanlara artı, olmayanlara eksi konulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Aktif taşıma dediğimiz zaman küçük moleküllerin az oldukları yerden çok oldukları yere taşınması anlamına geliyordu. Aktif taşıma tabii ki tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşebiliyor. Tüm canlılarda DNA bulunduğuna göre DNA sentezi de tabii ki tüm canlılarda ortak, aynı zamanda RNA sentezi de tüm canlılarda ortak olacak. Oksidatif fosforilasyon ise fosforilasyon ne demekti? ATP üretimi anlamına geliyordu. ATP üretimi tüm canlılarda ortaktır. Ama oksidatif fosforilasyon sadece oksijenli solunum sırasında kullanılan bir ATP üretimi yöntemidir. Herkes oksijenli solunum yapmadığına göre herkes oksidatif fosforilasyonla ATP üretemez diyeceğiz. Artı artı artı, artı eksiği aradığımız zaman da cevabımız E'ye düşmüş olacak. Geliyorum diğer bir sorumuza. Aşağıda canlılarda gerçekleşen bazı olaylar verilmiş. Buna göre verilen olaylar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır diyor. Bitki köklerinin suyun bulunduğu tarafa yönelmesi. Ben bitkiyi şuraya ektim. Kökleri de bu şekildeydi. Şurada da su birinkintisi var. Bir süre sonra bir bakarım. Kökler hep suya doğru büyüyorlar. Aslında köklerin suya doğru büyümesi bitkinin suya karşı verdiği bir tepki ve suya karşı gösterilen bir hareketti. O yüzden bitki su, bitki köklerinin suyun bulunduğu tarafa yönelmesi tabii ki harekete örnektir. Öglena'nın glikoz sentezlemesi, glikoz besin olduğuna göre Öglena'nın fotosentez yaparak glikoz sentezlemesi beslenmesine örnek olacak. Amip'in kontraktil kofullarıyla dışarıya su vermesi. Amip, öglena, paramesyum gibi canlılarda kontraktil koful bulunur. Hücre içine giren fazla suyu bununla birlikte dışarıya atarlar. Tabii ki suyun dışarıya doğru atılması da boşaltım yapmaya örnektir. Kaktüsün yapraklarının diken şeklinde olması bulunduğu ortama adapte olmasından kaynaklanır. Kaktüsün yaprakları diken şeklinde olacak ki çok fazla derecede su kaybetmeyecek, suyu kendi yapısında tutabilecek. Nemli ortam bitkilerinde ise böyle yapraklar geniş geniş, büyük büyük olur. Elememizi yaptığımız zaman hangisi dışarıda kaldı? Tabii ki B seçeneği. Üreme dışarıda kaldı. Diğer bir sorumuza da hemen geçiyorum. Yukarıda verilen organizasyon basamaklarından hangileri sadece sitoplazma artışı ile büyüyen canlılarda görülmez? He, dikkat. Bu soruyu çok güzel okumamız lazım. Çünkü sorunun kökünde de kendisi bir bilgi vermiş. Organizasyon basamaklarından hangileri sadece sitoplazma artışı ile büyüyen sitoplazmasını sadece arttırarak büyüyebilen canlı kimdir? tek hücreli canlıdır gençler. Çünkü çok hücreli canlılarda hem sitoplazma miktarı artarak hem de hücre sayısı artarak büyüme ve gelişme sağlanabiliyordu. Aslında demek istiyor ki hangisi tek hücreli canlılarda görülmez? Biz bunları dizecek olursak kendi içinde nasıl diziyorduk? Atomlar bir araya geldiği zaman kimleri meydana getiriyordu? Molekülleri. Moleküller bir araya geldiği zaman organel adını verdiğimiz hücre içi yapıları meydana getiriyordu organeller de tabii ki bir araya gelip hücreyi meydana getirmiş oluyordu sonra hücreler bir araya geldikleri zaman ne yapacaklardı dokuları oluşturacaklardı dokular bir araya gelerek organları meydana getirecekti organlar sistemleri sistemlerde tabii ki canlıyı meydana getirmiş olacaklardı. E şuraya baktığımız zaman şurası hücre kısmı, hücreye kadar çıktığım kısım olduğuna göre tek hücreli canlılarda sadece buraya kadar olan kısım var. Doku oluşumu, organ oluşumu, sistem oluşumu söz konusu değil. Baktığım zaman organ oluşumu tek hücreli canlı da görülmez. Organel atom bunlar görülür. Sistem de tabii ki tek hücreli canlılarda görülmemiş olacak. O yüzden görülmezleri sorduğu için cevabım 1 ve 4 oldu. Diğer bir soruma da geçiyorum. Yukarıda verilen A ve B üreme olaylarında özelliklerinden hangileri ortaktır? Şimdi üreme olaylarının şeklini vermiş. Sperm ve yumurta birleşmiş, zigot olmuş. Zigottan embriyo, embriyodan da birey meydana gelmiş. O zaman bu nasıl üreme olacak? Eşeyli üreme dediğimiz üreme şekli olacak. Burada da amip şekli vermiş. Tek hücreli bir canlı ikiye bölünme yaparak iki tane yeni bireyi meydana getirmiş. O zaman burası da bizim için eşeysiz üreme dediğimiz üremeye örnek olacak diyeyim. İkisinde de ortak olsun istiyorum. Hem eşeyli üremede hem eşeysiz üremede. Genetik çeşitlilik oluşması dediğimiz zaman eşeyli üremede iki tane ata birey olduğu için genetik çeşitlilik meydana geliyor. Eşeysiz üremede ise genetik çeşitlilik söz konusu değil. O zaman almadım. İkisinde de tabii ki birey sayısında artış meydana gelecek. Sonuçta bunlar üreme, üreme birey sayısında artışa sebep olur. Tek ata bireyin görev alması da eşeğizsiz üremede meydana gelir. Eşeğili üremede iki tane ata bireyden bahsedeceğiz. Özelliklerinden hangileri ortaktır dediği zaman da cevabımız yalnız iki oldu. Diğer bir soruma geçiyorum. Son sorumuzu da yapalım. Aşağıda tek hücreli ve çok hücreli canlılarla ilgili bir ven şeması verilmiştir. Buna göre ven şemasında taralı olan bölge, boyalı olan bölge için aşağıda verilenlerden hangisi yazılamaz? Şimdi tek hücreli ve çok hücreli canlılar ökaryot olma dediğimiz zaman tek hücreli canlıların tamamı ökaryottur diyemeyiz. Tek hücreli olup prokaryot olan canlılar da vardı. O zaman bu bir dursun. Enzim sentezleme dediğimiz zaman Enzim sentezleme tabii ki tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşiyordu. Fosforilasyon ATP üretimi anlamına gelecek. Bu da tüm canlılarda ortak Etkiye tepki vermede canlıların ortak özelliğiydi. Çekirdek ve zarlı organel bulundurmamak dediğimiz zaman çok hücreli canlılarda tabii ki böyle bir şey söz konusu olmaz. Yani cevabımız buraya düşmüş oldu. Ökaryot olma dediğimizde de şöyle düşüneceksin. Tek hücreli olup prokaryot ve ökaryot olan canlılar var çok hücrelerin de tamamı ökaryot yapıya sahiptir. Yani ökaryot olmayı iki tarafa da ortak olarak yazabiliriz diyeyim gençler. Buradan da hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.